yer alıyor Sedat Peker. Şimdi bir yandan da neydi Sedat Peker'in nesi olarak kendisini duyuruyordu? Emre Olur değil mi? Evet. Emre Olur da tweetleriyle Sedat Peker'in iddialarını destekliyor şu anda değil mi? Evet, bir tane ne tweet diyor atmış. Barış? Yani hani şöyle bir iddia galiba sosyal medyada yayılmış. Sedat Peker, Ahmet Onay'dı galiba değil mi? İçişleri Bakanlığı personeli. İçişleri Bakanlığı personeli, evet. 15 Temmuz gazisi onu tanımaz diye bazıları hazır bir şeyler mı? Bir verelim galiba. Fotoğrafı. Tanır, bakın birlikte fotoğrafı var diye de bir paylaşım da bulmuş galiba. İşte bu da paylaştıkları fotoğraf. Burada görünen kişi Ahmet Onay mı? İddiaları o. Ben İddiaları tanım. O, tamam. Ahmet Onay'ın bir 15 Temmuz gazisi olduğunu öne sürüyor. Ve bu işte kayıt dışı silahlandırılma meselesinde Ahmet Onay'ın da devrede olduğunu evet. söylüyor Sedat Peker. Ahmet Onay'la olan özel ilişkisini nasıl açıklıyor Sedat Peker? Ben de araba vermiştim. Sevdiğim birisiydi. Diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sevdiği bir isim. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da galiba düğününde yüzüğünü taktığı bir kişi diye bir iddia var. Teyitli bilgi değil bu. Milliyette falan haberler olmuş zaten. Ha, haber olmuş. Esenyurt'ta yüzüğünü takıyor Sayın Erdoğan. Gökmen Bey bir de şimdi şey de dikkatimi çekti. Bu Sedat Peker iddialarıyla beraber şimdi Cumhuriyet Gazetesi de yazmış. Şey de gündeme gelmiş mesela. 2018 tweet vermeyelim. Sadece fotoğraf verelim arkadaşlar. Tweet'in içeriğini zaten aktardık. Evet. 2018 seçimine, genel seçimine bir gün kala Erdoğan'ın imzasıyla TRT Yönetim Kurulu üyesi yapılan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve 24. dönem AKP Konya Milletvekilliği yapan Mustafa Akış'ın sosyal medya hesabındaki skandal paylaşımları tekrar gündeme geldi diyor. Nedir o skandal paylaşım? Arapça yazmış aslında. Tweet atmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak şu paylaşımı yapmış. Belki şehit olamayacağız. Hele senin gibi namlı bir şehit hiç olamayacağız. Ama bugün biz de senin gibi vatan için ateş edeceğiz. Hadi bismillah diyor. Yani aslında hani az evvel de dediğimiz gibi sıraladığımız bütün bu silahlanma işte ateş edeceğiz, vatan için ölürüz gibi bir sürü tweetler, konuşmalar, diyaloglar olduğu acaba bu da oraya mı bağlanacak? Yani ben biraz da şöyle düşünüyorum. Sedat Peker'in bu iddiaları belki de bir, yani eğer araştırılırsa hı hı. ki bence az evvel şey diyecektim. Ne kadar acı ki bunu bağımsız bir ihbar olarak hı hı. alıp şu an araştırabilecek bir yargı mensubu maalesef. Yani öyle bir ortamdayız ki bu da çok büyük bir cesaret ister. Hı hı. Bunu da biliyor olmak da çok acı gerçekten. Öyle olmaması gerekir aslında. Ve eğer araştırılsa belki çok fazla düğüm açacak bu. Hı-hı. Yani bu bir tohum attı şimdi Sedat Peker. Ve o çözüldüğünde kim bilir nerelere ulaşacak. Yani önemli bir yumak çözülebilir buralardan. Tabii ki. Bu arada önceki dönemlerde MİT Müsteşar Yardımcılığı yapmış olan Cevat Öneş'le bağlantı sorumlumuzu giderdi. Kendisi yine bizimle birlikte. Zannedersem Erol Mütercimler'in ben mesajını gündeme getirmişim ve onunla ilgili yanıt alacaktık değil mi arkadaşlar? Kimsenin sorusu yanıtsız kalmamıştı reklam öncesi. Evet, dinleyebildiniz mi Cevat Bey Erol Mütercimler'in mesajını okumuştum size. Yani bu Peker'in mesajına başlarken o teşkilatı mahsusa vurgusu, aynı zamanda onun iddialarının çıkış koordinat merkezi olduğuna ilişkin o konuda hani bizim anlayabileceğimizden çok daha farklı şeyler yorumlayabilirsiniz. Sizi dinliyoruz. Sayın mütercimlerin kitaplarında çok açık şekilde yazılmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur bu gelişmeler. Meseleyi tabii ki sayın mütercimlerin söylediği gibi teşkilatı mahsusadan alıp NATO sistemi içerisine giriş ve bizim menfur FETÖ terör örgütü darbesi çerçevesinde değerlendirmemiz yanıltıcı olmaz. Kurtuluş mücadelesi tabii ki teşkilat-ı mahsusanın sivil halkı, Anadolu halkının silahlandırılması, disipline edilmesi ve kurtuluş mücadelesindeki fedakarlıkları. Tabii ki bizim toplumsal algımızda işgal edilen bir ülkede düşmana karşı mücadele etmek için bir kaygısını ortadan kaldırmak için Cumhuriyet döneminde özellikle
NATO sistemi içine girişle birlikte NATO yapılanması içerisinde özel harp dairesi kuruluşlarını gündeme getirdi. Seferberlik Tetkik Kurulu adıyla ortaya çıktı. Daha sonra özel kuvvetler yapısı içerisinde ve bu konuda çok bilgi gazeteciler tarafından, araştırmacı yazarlar tarafından ortaya kondu ve bizim özellikle muhtemel işgal karşısında Soğuk Savaş döneminin şartları içerisinde silahlı kuvvetler bünyesinde özel harp dairesi, seferberlik tetkik kurulları, özel kuvvetler içerisinde teşkilatlanmış bir yapıyı ortaya çıkardı. Tabii ki bunun mahsurlarını da gördük. Özellikle bu yapının örgütlenmesi meselesi tüm NATO sistemi içerisinde sorunlar yarattı. Bu NATO sistemi içinde ortadan kaldırıldı bu tip örgütlenmeler. Maalesef bizde devamlılığını kurudu ve bu devamlılık bizde birçok sakıncalar da yarattı. Bunları gördük. Peki. Ve son 2009 yılında o özellikle Seferberlik Tetkik Kurulu'nun arşivine girilmesi meselesi tabii ki gündemde yerini hala almaya devam ediyor ve bu yapının nasıl değiştirildiğini, şimdi nasıl bir statü içerisinde, niteliği nasıldır, nasıl yönetilmektedir meselesi ve burada yer alan yapının teşkilatlanış şekli ve görev dağılım meselesi nasıl halledilmiştir, bunları bilemiyoruz. Ancak hassas bir konu, üzerinde durulması gereken bir konu, anayasal sistem içerisinde, demokratik sistemin kriterleri içerisinde bu teşkilatlanmanın niteliğinin değerlendirilmesi gerekli olduğunu söyleyebilirim. İşte burada yalnız bu tarihsel süreç bizim toplumda işgale karşı bir hassasiyeti ve böylesine bir yapılanmanın haklılığını, öyle bir algı doğurdu ve bizim özellikle bu sistem içerisinde milliyetçi unsurların, bir özellikle ülkücü unsurların zaman zaman kullanıldığı konusunda çeşitli bilgilere de sahibiz. Ve sanıyorum Sedat Peker'in ifade ettiği husus da vatan görevi bakımından böylesi bir yapının haklılığı konusunda ve kendisinin de böyle bir yapı içinde görev alıp almadığı meselesi tartışma konusu olacak bir mesele. Peki, şimdi izleyicilerimiz de bu konuyla yakından ilgili. Ben stüdyodaki diğer konuklarıma sözü bırakmadan önce izleyicilerin de görüşlerine yer veriyorum. Cevat Bey, izleyiciler sadece soru göndermiyor, adeta hani bir yurttaş habercisi olarak içerik katkısında da bulunuyorlar bize. Evet, ya da ki şüphe ettikleri konular bile aslında bizim neleri ele almamız gerektiği konusunda çok önemli ipuçları tabii barındırıyor. Mesela diyor ki Aygün Orhan, bu kayıp silahların 15 Temmuz sonrası dağıtıldığı, imza karşılığı işte iktidar yandaşlarına dağıtıldığı söylenmişti. Bu geçmiş arşivlerde vardır. Ondan sonra bir takım görüntüler medyaya yansımıştı. Geçmişe dönelik bir kez daha bakılması gerekir diyor Aygün Orhan. Bir başka izleyicimiz diyor ki mesela Murat Gümüş, ben bu haberleri duydukça ülkenin geleceği için endişeleniyorum diyor. Nihayetinde iddialar gerçekten vahim. Özer Sadi Bey diyor ki yani ortada kayıp ya da envanter dışı işte on binlerce, yüz binlerce silah varsa, atıyorum bunların bir kısmı Belgrad ormanlarında gömülüyse, birinin dediği gibi ya da ne bileyim Sadat gibi bir takım yapılar varsa ve bunların olası bir seçim kaybetme durumunda kullanılma ihtimali beni endişelendiriyor diyor izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz de diyor ki Ahmet Baylan, o diyor ki ya diyor, savaş sırasında halka dağıtılacak olan silahlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bakımları yapılmış tüfekler, Takarov tabanca 5 mermi alır diyor ve Fransız
onlusudur diyor. Bu tabii benim anlamadığım detaylar bunlar. Bunlar jandarma karakollarında muhafaza edilmektedir. Keleş ve silahlar dağıtılacak değildir diyor. Şimdi buradaki iddialarda